Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle açılışı şu kapalı bir havada yapmak isterim. Bugün Uysal Mobilya'dan gelecekler. Birazcık da alışveriş yapmak istedik biz eşimle beraber ev için. O zaman günü başlatalım mı buradan? Sahip Bey. Başlatalım, hadi başlasın gün. Evet, şimdi buraya dolap yaptıracaklar. Çok söyledim. Şimdi artık sonuçlanacak. Biliyorsunuz buranın ben açık olmasını istemiyorum. Kapalı bir ortam oluşsun istedim. O yüzden bugün dolabımız takılacak ve Evet, şimdi rahatlayacağız. Uysal Mobilya'dan geldiler. Bu evin banyosundaki dolabın kapaklarını kapatmak için. Dediğim gibi çok memnunum. Çok güzel iş yaptılar. Çok fazla yoğun oldukları için birazcık zorlanıyorlar. Hani böyle gününde yetiştirmeyi zorlanıyorlar değil. Aslında öne almaya çalışıyorlar. Var güçleriyle çalışıyorlar. Size çok büyük bir tavsiyem olsun. Evet, bu elbisemi de çok soruyorsunuz. Geçen sene yazın Salih bana bunu Defaklı'dan almıştı. Çok güzel bir elbise. Ben beğeniyorum. Birazcık da salaş. Yazın bir tık yakıyor çünkü kalın. Bu mevsimlerde ya da Ekim aylarında falan giyilebilecek efsane bir elbise. Sizlere de tavsiye edeyim. Defaklı'dan aldım. Hala var mı bilmiyorum. Evet, geldiler. Bunlar şimdi şu aralara girecek raflar. Hepsini yaptıracağız şimdi. Güzel oldu ya. Kapalı fikri daha iyi değil mi? Yani. Bakın şöyle olacak. Evet, şimdi dolabın kapaklarını çıkartıyorlar birinden. Ki ortadaki aynayı alıp aralarına rap takabilsinler diye. Evet, bakın bu dolabı çıkarttılar. Şimdi arasına raf yapılacak. Önce o ayna çıkacak oradan. Evet, şimdi bunu yatırdık. Şu ortasındaki aynayı çıkartıp onu kapak olarak kullanacağız. Şimdi oradan da çıkartıyorlar. Evet, şimdi aynayı çıkarttık. Ortadan aralarına raflar takılacak, getirdikleri raflar. Aynayı çıkarttık. Aralarına rafları ekleyeceğiz. Bakın çok az masrafla, doğru değil mi? Çok az masrafla yeni bir dolap haline geldi burası da. Aynen. İşte akıl akıl diyorum. Gel bana takıl. Şimdi duvara koydular ve birazdan da aralarının rafları takılıp kapaklar. Şimdi takıldı. Ara raf ve kapaklar takılınca da bitecek şimdi. Şimdi kapaklara menteşeler takılıyor. Şunun kenarının yerini de bantlayacaklar. Bant getirecek aşağıdan. Yani buna yaptığı malzemenin aynısını oraya yapacak. Bir işe başladım. Bu Bali şemsiyelerin satışını inşallah yapmaya çalışacağım ama öncelikle sipariş oluşturdum ve ürün denemesi için nasıl bir ürün, güzel bir ürün mü, sizlere değer mi, kaliteli mi diye çok araştırma yaptım. En iyi firmadan örnekler getiriyorum. Ve şimdi normalde bunların fiyatları çok yüksek. Ben çok uygun fiyatlara sizlere vereceğim ama Bali şemsiyesi isteyene, hani bu para bütçeyi ayırabilirim diyenlere yapacağım. Çok güzel bir ürün. Bakın. Şöyle. Masaların üstünde. Anam. Ha, bunun şeyi var. Vidaları. Bunun biri arkadaşımın. Diğeri de benim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Bunun altının şurada da şöyle bir pimi var. Bu pimini taktığınızda böyle dik duruyor. Çok beğendim. Eğer ki ben sipariş vermek isterseniz Instagram adresim Sümeyye Salih alttan çizgi bir tek öyle bulabildik. O adresten bizimle iletişime geçip bu siparişleri oluşturabilirsiniz. Şu anda tanışma fiyatı olarak tam böyle fiyatlarına bir bakayım da çok uygun fiyata vereceğim. Normalde bunların fiyatları 2000-2500 TL civarında. Ben çok uygun fiyatları sizlere sunacağım. Almak isteyen olursa bunlar yapacağım. Bir de Klent kılıflarımız gelecek. Efsane Klent kılıfları var. Çok uygun fiyatlara sizlere vereceğim yine. Çok beğendim bakın. Yeni işim hayırlı olsun. Evet, şuraya da bir raf yaptıracaktık. Şimdi Çekici onu duvar mıydı? Çekiç yatakamadık. nerede bilmiyorum. Bizim çekiç kaybolmuş. Çekici nereye koydun sen Allah bilir. Evet, buraya bir raf taktıracağız şimdi.
Biz yapamadık. Altını yaptı da Salih üstü giremedi. Şimdi onu yine uysal mobiden rica ettik. Yapıyorlar bakın. Evet, şimdi biz market alışverişine gideceğiz. Direkt dolabı önce bıraktım çünkü evde hiçbir şey yok. Evet. Ya vardı evde, hani öyle derler ya, evde hiçbir şey yok. Gıda namına, sebze namına bir şey yok yani. Şimdi gidip onları almaya gidiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. İnşallah. Bilmiyorum. Sorarız ya güvenle. Hadi bizi. Evet, bizim eve yakın bir kimse var burada. Şu büyük İstanbul Dolu üzerindeki olan. Oraya geldik. Burada de facto outlet falan da var. Yolunuz düşerse buraya da gelebilirsiniz. Bakın şurada göstereyim. Şöyle outlet var. Bir English Home da varmış. Yeni açılmış. Biz bilmiyorduk buraları. Bir bakalım. Yeni açılmış. Bir gezelim hadi. Alacağımdan değil de. Siyah evet. Normal öyle değil. Bakın. Yeni ambren. Yeni ambren de olabilir. Gel bir bakalım mı için azıcık? Gezelim. Bakın şöyle modeller var. Çok güzelmiş bunlar. Kahvaltı takım olarak oluşturulabilir. Pembesi, kremi. Şöyle. Bunlar da çok yaz yaz duruyor bakın. Bu da çok güzel duruyor. Şunlar da güzel duruyor. Ay şu kadehler güzelmiş. Pembe pembe. Bir de ben şunu beğeniyorum. Böyle kuru yemişlik için. Nasıl? Güzelmiş. Hem altındakini de başka bir şey olarak kullanabilirsin. Ne kadar acaba bu? 1650. Ama bu düşmüş fiyatı mı? 80 falan olması lazım. Bu düşmüş fiyatı değil mi? 1650. Yok daha düşecek o. Kaça düşüyor? Dörtlü hali kasada bakıp geliyorum. Olur. Şunu çok beğeniyorum ben ya. Çok güzel bir ürün bakın. Size öneri olsun. Çeyizlik. Şunlardan bende var. Çok soranlar vardı. Bunları ben buradan aldım. Almak isteyen gelip alabilir. Bakın şunlar da çok güzel duruyor. Ben şunu çok beğeniyorum. Soğuşuk. Hepsi güzel elhamdülillah ama. Bakın bunlar da ben buradan almıştım. Bir dönem hatırlıyor musun nişanlıyken ne kadar çok arattırıyordum sana bunları. Bunlar şeydi. Yoktu. Şöyle. Burada her çeşidi var ya. Kadar güzel. Şu mu? Bu şöylece 990 TL. Ceviz yapmak isteyenler olursa güzel ve şık bir parça. Bakın burada da kaplı ürünler var. Bunlar da güzelmiş. Şöyle. Almak isteyenler alabilir. Ay şunlar çok güzelmiş. Runnerlar. Hı-hı. Bir de ben şunları beğeniyorum. Salih bak bunları çok beğeniyorum. Ne kadar ki acaba? Uygun salalım mı? Ne bu? Fener. Bakın istediğim tepsiyi buldum. Şu sedefli olan tepsileri çok istiyordum. Balkon için. Ne kadar bu? 1900. Hayır, 950'den kaça düşüyor mu söylesin? Yani 1900'den %30 olacak. Hı hı. 19, 27, 570. İyi, bu güzelmiş. Bunu alalım ya. Bir de şöyle bir model var. Bak. Evet. Ama bence o daha güzel. Evet. İçerisine de bali şemsiyesini koyayım diyorum öylece. Nasıl olur? Şık durur. Şık. Şunlar da çok güzel duruyor bakın. Şöyle ürünler. Evet dolaba kurabiye yapıp atmak istiyorum da. Bir tane tereyağı alacağız. Normalde bunları şey kullanmıyorum yemeklere. Hangisi? Evet. Bakın. Biz de, babam ondan alırdı biz. Hatta bu bize daha güzel gelirdi. Hadi seçelim. Tereyağlar da bayağı pahalı. Yumurta alacağız şimdi. Hepsi aynı tarih. Hepsinin en geç tarihe bakıyor. Tarihi en uzun olanı arıyor. Al ya bir tane artık. Evet şimdi kaşar peyniri seçeceğiz. Salih seçsin şimdi. Ben de şuralardan bir şeylere bakacağım.
Zeytinimiz var, yoğurdumuz da ev yoğurdu. Evet, şimdi bizim giyinme odasının o arası var. O araya böyle bir şey istiyor Salih. Post istiyor. Aha. Ben de diyorum ki krem rengi bir post olsun. Baktık en uygununu almaya çalışıyorsun fiyat olarak da. Kaça kaç? 70'e 100. Sen kaça buldun? 80. Bakayım hemen. Onun fotoğrafını çekmiş miyim? Böyle çeşit çeşit var da Salih böyle istediği için biz de baksana, böyle alacağız. 80'e 150, 1659 lira. O zaman burası uygun. Özdileğin mi? Yok, o da Koçtaş'ın. Şey, Trendyol'a gir bakayım bir. Özdileklerinkini arat. Peluş halı de. Post halı. Ne kadar orada? Böyle araya bakıyoruz açıkçası biz fiyatlarına. Bak aşkım, 80'e 50'si, 150'si de 399 lira. O daha mantıklı. Bu küçük biraz sanki bizim oraya. Ama o paspas tarzı. Yok, peluş paspas diyor. Bakalım bir ya fiyatlarını. Tuvaletimiz var. Orada klozet takımı. Oranın ikisinde büyüklüğü bayağı büyük. Şunlardan iki tane olsa sığar. Ben bu modeli çok beğendim. Ama dedim ki şu klozet olan kısmı birazcık dar geliyor Salih'e. Dedim böyle iki tane büyük alalım. Birini klozetin altına, diğerini de el yıkama yerinin altına koyalım dedim de. Şu desen yok ya. O desenden olsaydı. Ondan bak, yok. Burada her türlü desen var. Ondan yok. Belki vardı da bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Evet, şu an göç var, göç. Göçü var. Göç değil, bu an şey var. Gıda göçü. Gıda göçü. Eve büyük bir alışveriş yaptık. Size de göstereceğiz inşallah. Bayağı uzun ömde. Evet, şimdi biz eve geldik. Hemen size neler aldığımı göstereceğim. Ve daha sonra da artık bunları yerleştireceğim. Şöyle bir çilek aldım arkadaşlar. Çileği biraz fazla aldım. 2 kilo kadar aldım. Çilek çok güzeldi. Tadına baktım. Bunları yıkayıp buzluğa atacağım. Ben çok fazla buzluğa çilek atan bir insanım. Geçen seneden beni izleyenler varsa muhakkak görmüştür. Şöyle sebzeler aldım. Yeşillik. Bakın şunu aldık. İşte soğan, sereloka, maydanoz tarzı bir şey aldık. Çilekleri de şöyle pembe bir kaba koymak istedim. Muhtemelen bu birazcık küçük gelebilir ama evde de var nasıl olsa. Onları yıkayıp koyalım. Kenton boykot değil diye biliyorum. Kenton'un krem şantisinden aldık. Sonra şu leblebiden aldım. Ülker için Türk malı diye biliyorum. O yüzden boykot olmadığını düşünüyorum. Herkes öyle yazmıştı. İçimin şu kremalarından aldım. Ve soğan ve patatesimiz yoktu. Patates de aldık. Karpuz almış. Salih ananas aldık bir tane. Havuç. Ve şurada karpuz var. Daha sonra şöyle bir böreklik peynir aldım, tam yağlı. Şunlardan süzme peynirlerden aldım. Şu aç bitir salamlar var, onlardan aldık Salih'e. Garnitür aldım şu Burcu'nun. Şöyle Gimat'a gitseydim aslında oradan daha çok alırdım. Tavuk göğsü aldım, bundan bir paket daha çıkacak. Burada yine aç bitir var şimdi. Şöyle yine kaşar çıktı bir tane. Bu peynir. Bunlar böyle küçük küçük alıyoruz. Süzme peynirleri. Sizi paylaştırsın diye. Yumurta aldım. Annem de dün vermişti bir yumurta koli daha. Daha sonra ben böyle cheesecake yapmayı falan seviyorum. Bir tane daha kaşar aldık. Buzluğa atarız çünkü. Araç sıkıntımız olduğu için böyle artık yaptıkça toplu yapıyoruz. Fıstık aldım. Çekirdek. Labne aldım tatlı yapmak için. Süt aldık. Onu da şöyle koyayım. Bakın burada da bir labne var. Şöyle badem aldık. Ceviz. Fındık. Kaju ve antep fıstığı aldım. Daha sonra yine ben
Burada bir su var. Bunu içtik yolda. Tabii yine bir tavuk göğsü çıktı. Salatalık. Domates aldık 2 kilo. Şöyle tereyağı aldım. Bunları da şey için kullanacağım. Börekler falan için. Yok, kurabiye için. Burada şeftali var. Elma var. Yeşil elmadan. Ve burada da kabak. Hemen yeni bir poşete getirdim. Şu Uludağ'ın fritisinden almış sadece 2 tane limonlu. Gelen misafirler falan oluyor. Onlar için ikram ediyoruz. Şurada Didi var. Bu sadece kendi geçiyor. Şöyle. Yufka. Dikkat edin, yufkanın ismine Polat. Soyadım. Benim soyadım. Burada bir garnitür daha çıktı. Bakın şurada mesela sebzeler var hala. Dereotu, tere, roka falan filan. Şunları bir atayım. Ve biber, muz, sarımsak yok be, sarımsak. Bunu buraya atıyorum. Ben şu iki turşuyu çok seviyorum. Bakın şu biber turşularına bayılıyorum arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim size. Bunların ikisine bayılıyorum, bu biberle. Normal anne yaptığımız değil de bunların ikisini seviyorum. Aslında annemizinkini yaptığı daha sağlıklı ama. Burada kırmızı şey var. Lahana. Mor lahana daha doğrusu. Şöyle Bingo'nun şu ABC'nin yumuşatıcısından aldım. Burada başka ne var? Su var. Bu ABC'nin çamaşır suyu ve şurada bir tane daha. Bunu bunun içine biz atmadık. Oradaki kızlar atmış muhtemelen. Burada da çikolata sos var. Kento'nun yine. İki tane bir şey daha aldık. Şunu da göstereyim. Gördünüz orada dedim. Sonra dedim ki ya belki büyük gelir falan, almayalım dedik. Şöyle de ince, çünkü kapıdan geçmesi için kolay olsun istedik. İnce bir banyo takımı aldım. Şöyle modeli de güzel bir model. Sade. Ben seviyorum sade olmasını yerin. Şöyle klozet seti aldık. Burası tam anlamıyla 4000 TL'ye tuttu. Aslında baktığınızda çok bir şey yok. Ama yine artık fiyatlara alıştığımız için eder bir rakam. 4000 TL kimilerine çok gelebilir, kimilerine az gelebilir ama gördüğünüz aldıklarımı 4000 TL tuttu. Şey, şu kemer, şunlar aldım ya, bir de kuru yemiş aldık, ondan öyle tuttu yani. Bu kadar. Bunları yerleştiririm artık. Banyoyu falan toparlarım artık. Evet, yatar. Şimdi bu çilekleri böyle ben suda bekletiyorum. İçine azıcık sirke kattım. Bunlar beklesin. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle direkt buzluğa atmak yerine ben bunları önce bir tepsiye koyuyorum. Dondurup sonra hepsini şunu yıkayacağım ve bunun içerisine koyacağım. Çok güzel olacak ya. Bunu iyi ki almışım. Bir de bende şöyle bir özellik var. Şuradaki etiketlerini muhakkak sökerim. Böyle bir huy var bende de. Ama çok iyi oldu ya. Şunlar da çok güzel gözüküyor. İşte almak isterseniz benimle Instagram aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Şöyle çok şık bir ürün. Bakın. Şöyle. Güzel bir ürün. Evet, şimdi hepsini tek tek yıkadım. Burada da birkaç tane de yiyeceklerimizi ayırdık. Bunların hepsi buzdolabına gidecek ve buzdolabında derin dondurucuda donacak. Daha sonra şu kutulara yıkayacağım ve onların içerisine koyacağım. Böyle koymamın sebebi önce dondurayım ki dedim. Hani böyle çıkarttığımda dümdüz duruyor. Şöylece buzluğa atacağım. Buzluğum bomboş. Tepsiyle beraber. Sonra şu yağlı kağıtla beraber onun içine aktaracağım. Ve yazın böyle milkshake falan yaptığımızda ya da tatlılarda çok güzel bir alternatif oluyor. Böyle elimde kışın falan iyi oluyor. Evet, ertesi günden yine böyle bir kapanışı yapmak istedim. Çünkü bunları nasıl koyduğumu göstermek istiyordum. Böyle koyduğunuzda arkadaşlar en azından böyle hani buraya pembesi çıkıyor, şuna da çıkmamış oluyor. Tepsiniz de bozulmamış oluyor. Böyle bütün halinde donuyor bakın.
buz gibi bastırıyorum. Bayağı bir bastırdım. Bunları böyle kullanabilirsiniz. Ben bilerek yapraklı kurutuyorum ki daha orijinal dursun diye. Şimdi bunları da şu kaplarımı alacağım. Bunu kurulayacağım da biraz önce yıkadım. Fark edemez ya şöyle. Bakın böyle koyuyorum. Sonra bunları da kullandıkça milkshake'lerde, tatlılarda güzel bir dolabında meyve olmuş oluyor. Çocuklar geldi de milkshake yapıyorum ben bunlarla. Süt, bu çilek yani muz, bal, birazcık da dondurmam efsane oluyor. Biz şimdi arkadaşlarımızla beraber aşağıda sitede voleybol oynayacağız. Ve akabinde de balkona bir avize yapmak düşüncesindeyim. Yüzüm parlıyor çünkü güneş kremi sürdüm. Artık böyle zaten dikkat ediyorum güneş kremi sürmeye. Biliyorsunuz benim cildim var ya. Bir gün cilt rutini anlatacağım çok sorduğunuz için. Ama en önemlisi güneş kremi. Güneş kremsiz sakın dışarı çıkmayın. Şimdi daha sonra da işte balkona avize yapacağız biz aşağıdaki komşumla beraber Babe. Geçenlerde balkonun hani YouTube'unu paylaşmıştım. Onun aslında YouTube kanalı varmış da işte aktif değilmişti. Sonra aktif olmak istiyor. O yüzden buraya bir tane avize yapacağız. Çok güzel bir fikir var aklımızda. Aslında bildiğiniz bir şey. Sadece biz tekrardan onu yapacağız öyle. Onun için birkaç malzeme de alacağız. Öyle. Şimdi kendi kamerasını ayarlamaya çalışıyor. Ben telefondan çekiyorum. Benim için rahat da onun için ben bir tık biraz zor. Değil mi Bade? Şöyle bir tık iyi gibi ama yine ben bir kontrol ederim. Ona göre açıyı değiştiririm. Ama şu an güzel gibi. Evet evet. Yani Bade'nin gözünden benim kanalımı göreceksiniz. Ondan sonra da şeye geçeceğiz. Uygun AVM'ye hiç gitmedin değil mi? Hiç gitmedim. Benimle beraber gidecek. Orada çok güzel bir şey yapacağız. Evet. Avize tasarımı. Ben heyecanlıyım o konuda. İnşallah güzel olur ya. Bence sen Uygun AVM'de durmayacaksın gibi. Başka bir şeyler de alacaksın vallahi gibi geliyor bana. Büyük mü orası? Büyük değil de iki katlı ama çok uygun fiyatları tamamdır var. Bak ben de şu arkada bir yerde kapatıyoruz diye %50 indirimli bir yer vardı. İrem'e söylemiştim hatta. Aa. Bir sürü sepet aldı. Dönerken de oraya uğrayalım. Benim de lazım. Tamam. Evet, tamam hadi gidelim. Oraya uğrayalım. Şimdi tamam. Biz voleybol oynayacağız. Oradan oyun şeyini görürsünüz. Çünkü ben şeyi almadım tripodu. O zaman aşağıya ben açıklamaya Bade'nin kanalına yapıştıracağım. Yorumda eğer açıklamayı görmeyen olursa yorumda da belirtin. Ay, yaşa bakın 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 nasıl oynuyorlar. Hadi Salih kameralara oyna. Devam et sen de. Bade. Bade. Söylediğim cümlenin inceliğini Salih oynadı. Kameralara oyna. Salih sen ne? Bilmiyorsun Salih. Oyun oynamayı bilmiyorsun. Hep erkekler bozuyor. Evet. Kamerayı açtın ya bozuldu diyor. Çekmek yasakmış. Bu konuda Sümeyye bize destek olacak. Aynen gizli gizli çekim yapacağız. Hadi bakalım. Bunlardan 7'şer tane seçeceğim. Bade de seçti. Şimdi renklerin tonları aynı mı diye bakıyoruz da. Şu biraz koyu bence bana. Hı-hı. Ama sanki şunlar aynı. Aynı ya. Hı-hı. Çok yani ufak ufak o kadar 4, olur. 5 olmuş. 2 tane daha seçelim aynen sana. Şundan da bak bir yemin olamadım. Yok yok ya onun arkasına koyarız. Sorun değil. Şöyle. Bayağı var bakın burada sepetlere. Her şey var. Şimdi Bade beni bir yere daha götürecek. Oraya da gideceğiz. Bundan çok güzel bir avize yapacağız böyle. Evet. Sen beğendin değil mi o attığım Reels'da? Ben çok beğendim. Çok iyi ve çok da böyle boş olur. Boş duruyor. Burada avokado indirimdeymişti. Bir tane tam olgunlaşmış, birinde olgunlaşmamış seçtim. Çünkü bazen bulamıyoruz. Salih'in en sevdiği şey biber. Hayır. Ne? Sevdiğim şey ahududu. Ahududu. Hayır ya sebzelerden diyorum. Evet. Kahvaltıda bile biber yetiriyorsun bize. Mi? Biber közünü sever. Bak en ithal muz da indirimdeymiş. Muz mu? Hı-hı. Bir tane tam. O yerli. Ceviz ne kadar? 134. Bak soğan da indirimde. O gün aldık da böyle bir 2 kilo daha mı alsak? Sen alayım. Onu bir lok için çek. Bakın da Salih'le Göksu konu mankeni oldu BİM'in. Sen çekebildin değil mi? Çekebildim. Ben de çektim.
göstermiyor mankenimiz. Mankenimiz kendini göstermiyor. Neler geldi. Ben de bir sağlıklı yaşamda olduğum için ve badeler de sağlıklı yaşamda olduğu için sadece böyle hazırlayabildim. Erkeklere şey yapacağım, dondurma falan vereceğim. Badenin kamerası da burada. Kıyamam. Şöyle. Bunlara kahve götürdük beylere. Şöyle kahvaltıyı götürdük. Düşünmedim, özür dilerim falan filan. Evlilerin sorunsalını anlatıyor Bade. Evet erkek, neyse işte en azından sakinler, öyle düşünelim. Sinirli erkeklerle evlenmeyiz. Sinirli kadınlar. Gerçekten bak. Kapat fotoğrafını. Çek. Göktuğ çok abi güzel çıkıyorsun. Salih senin renkler niye öyle? Nasıl niye öyle? Kırmızı, sarı, Göktuğ, Beşiktaş, Fenerbahçeli, sana hiç yakışmamış öyle. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini sorsan şu an bilmez ama. Trabzonspor şey. Ben de şöyle biraz senin yerine oturayım. Bade ikiniz çok iyi çıkıyorsunuz. Vallahi. Duş yapacağız. Ben Uygun AVM'den sadece şöyle 7 tane hasır aldım. Çünkü bir avize projemiz var. Bu avize projemiz için de bunlardan gerekiyordu. Aslında bir lamba falan da gerekiyor ama dediğim gibi sadece bunu, bir de Bade bana bir tane fincan önermişti. Ne olursun fincan kardeşliği yapalım dedik. Onu da aldık şimdi. Öyle yani. Bunun da projesini bekleyin. Çok güzel bir şeye gelecek inşallah. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.